Merhaba arkadaşlar. Şimdi bir line boyunca hareket eden bir aracın ön tekerleklerin de aracın gideceği yöne göre yol almasını nasıl sağlarız? Onu göreceğiz. Gördüğünüz gibi bir adet aracım var. Bu araç grup halindeki bir gövdeden ve birbirinden bağımsız 4 tane tekerlekten oluşmakta. Dikkat etmeniz gereken nokta tekerleklerin pivot noktalarının tekerleğin tam merkezinde olması. Çünkü dönme hareketi yaparken yalpalama yapmasını istemeyiz tekerleklerimizin. Aracın haricinde ihtiyacımız olan şey aracın takip edeceği bir shape objesi, yani iki boyutlu spline. Onun haricinde sembolik olarak takip etme işlemini kolaylaştıracak bir yolumuz var. Evet, ilk önce bağlantılarımızı yerinde yapıp daha sonra aracımızı yola alacağız. Şimdi tekerleklerin ve aracın birbirinden bağımsız hareket etmesi gerekiyor. Çünkü aracımız sağa veya sola dönerken virajlarda yana yatma hareketi gerçekleştirecek. Bunun için bu yüzden aracımızı tekerleklerden farklı bir damiye bağlayacağız. Evet, bir tane dummy oluşturdum ve bu dummy'yi aracın tam ortasına hizalıyorum. Evet. Aracım dönme işlemini yaparken önce burnunu çevirip arkasının sabit kalması için dummy'nin merkezini arka tekerleklerin merkezine koyuyorum. Ve pivot noktasını Z yönünde sıfıra denk gelecek şekilde yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi dummy'nin pivot noktası tam yolun üstüne geliyor. Böyle olmasını istememin sebebi aracın takip edeceği yolun, yani spline'ın tam sıfır noktasında olması. Evet, gövdeyi taşıyacak olan dummy'yi ismini değiştiriyorum. Takip etmemin kolaylaşması için. Gövdeyi taşıyacak olan dummy'ye body ismini verdim. Ve linkle aracın gövdesini bu dummy'ye bağlıyorum. Evet, bağlantılarımızı yaptıktan sonra kontrol etmek hata yapmamızı azaltacaktır. Hata riskimizi azaltacaktır. Evet, gördüğünüz gibi dummy'yi hareket ettirdiğim zaman araç da onunla birlikte hareket ediyor. Evet, ikinci dummy'im aynı dummy'den biraz daha küçük bir şekilde kopyalıyorum. Gördüğünüz gibi bu da yine sıfır noktasında. Aynı dummy'den aynı yerde bir tane daha küçülterek kopyaladım. İkinci dummy'de tekerlekleri taşıyacak olan dummy olduğu için Wheels ismini verdim. Şimdi gövde hareket eden bir obje olmadığı için, sadece yol boyunca seyredeceği için
Gövdeyi direkt dummy'ye bağladım. Ancak tekerlekler kendi halinde de hareket edeceği için direkt dummy'ye bağlamıyorum. Araya yardımcı bağlantı elemanı olarak yeni dummy'ler çiziyorum. Evet, oluşturduğum dummy'yi tam tekerleğin merkezine gelecek şekilde yerleştirdim. Yeni bir tane daha dummy oluşturup kopyalayıp diğer tekerleğin ortasına koydum. Ctrl V ile kopyalıyorum tekrar. Arka tekerleği hizaladım. Ve bir tane daha kopyalayıp onu da diğer tekerleğe hizaladım. Evet, gördüğünüz gibi 4 tekerleğin de merkezinde o tekerleklerin bağlı olacağı dummy'ler oluşturdum. Aynı yolu izleyerek tekrar tekerlekleri kendi dummy'lerine bağlıyorum. Bütün tekerlekler kendine ait olan dummy'ye link constraint komutuyla bağlanıyor. Evet, linkleme işlemim bitti. Şimdi artık tekerlekleri de dummy'ye bağlayabilirim. Yalnız dikkat ettiğiniz gibi tekerlekleri direkt bağlamıyorum. Tekerleklerin bağlı olduğu dummy'leri tekerlekleri taşıyacak olan dummy'ye bağlıyorum. Kontrolümü yapayım. Evet, gördüğünüz gibi diğer taşıyıcı dummy ile birlikte tekerlekler hareket ediyor. En büyük dummy de gövdeyi taşıyor. Evet, temelde basit olarak sistem bu. Şu an sistemin tek eksiği ön tekerleklerin bakacağı yönü belirleyen bir sistem oluşturmak. Bağlantılarımızı yaparken view yerine lokali kullanırsak bizim için şöyle bir avantajı olur. Çünkü düz bir yolda gitmeyeceğiz. Gördüğünüz gibi yolumuz sürekli yön değiştiriyor. Bu yüzden Max ekranındaki UCS sistemi yerine objenin çizilirken kendine ait olan UCS sistemini kullanmak daha sağlıklıdır. Evet, zaten sıfır noktasında olan dummy'lerden bir tanesini öne doğru sürükleyerek kopyalıyorum. Bu dummy şöyle tekerlekleri hizalayacak olursak, X yönünde merkezine getirecek olursak yine sıfır noktasında kalmak şartıyla. Evet, bu bizim direksiyon kutumuz gibi düşünebilirsiniz. Peki bu tekerlekleri nasıl döndürecek? Öncelikle tekerleklerin bakacağı hedef noktaları oluşturmamız lazım. Bu yüzden tekerleklerde mevcut olan dummy'lerden birer tane kopyalıyorum. Yeniden çizmek yerine. Ve bunları arabanın önünde tutuyorum. Gördüğünüz gibi bu yeni oluşturduğum 2 adet dummy tekerleğin hedefleri olacak. Hedefleri tanıtmak için de tekerleğin bağlı olduğu dummy'leri animation constraints look at constraint ile hedeflere tanıtıyorum. Gördüğünüz gibi bağlama işlemi yaptığımda tekerlek ters döndü. Bu objenin çizilirken bakıldığı yön, çizildiği yön objenin kendine ait olan UGS sistemiyle ilgili olan bir durum. Eğer objenizin bağlandıktan sonra pozisyon değiştirmesini istemiyorsanız, başlangıç pozisyonunda aynen kalmasını istiyorsanız look at constraint dedikten sonra motion panelindeki oluşan look at constraint menüsünden keep initial offset dediğinizde tekerlek eski halini geri dönecektir. Benzer durumla muhtemelen tekrar karşılaşacağız. Tekrar diğer tekerleğin bağlı olduğu dummy'yi animation constraints ve look at constraint diyerek kendi hedefine bağladığımda tekerlek tekrar yön değiştirdi. Yine aynı checkbox'ı işaretleyerek
tekerleğin önceki pozisyona geri dönmesini sağlayabiliriz. Şimdi hedeflerin direksiyon kutusuyla birlikte yön değiştirmesi için hedef objeleri de link constraint ile yönü belirleyen dummy'ye bağlıyorum. Böylelikle hedefler yönü belirleyecek olan dummy ile birlikte dönüyor ve tekerlekler de hedefi takip ediyor. Look at constraint ile bağladığımız için. Evet, bağlantı sistemimiz bu şekilde. Şimdi bunları yola alacağız tek tek. İlk önce gövdeyi taşıyacak olan dummy'yi yola bağlıyorum. Bunun için önce gövdenin bağlı olduğu dummy'yi seçtim. Animation Constraint ve Pet Constraint diyerek pet'i tanıtıyorum ve gövde, aracın gövdesi yoldaki başlangıç pozisyonunu aldı. Her zaman istediğiniz pozisyonda gelmeyecektir. Birincisi, objenin yolu takip etmesi için öncelikle follow kutucuğunun işaretli olması lazım. Motion panelinde pet constraint menüsünün follow kutucuğu işaretli olduğu zaman araç her zaman yolu takip edecektir. Aracın geriye doğru dönmesinin sebebi gene çizilirken oluşan objeye ait olan UCS verileriyle ilgili bir durum. Bunu direkt dummy'yi, aracın bağlı olduğu dummy'yi manuel olarak 180 derece çevirerek düzeltebilirsiniz. Bu arada aracımızın yolda giderken sağa veya sola yatması için bend kutucuğun işaretli olması lazım. Gördüğünüz gibi bend kutucuğu şöyle abartı bir değer girecek olursak aracın virajlarda içe yatmasını sağlar. Ancak bu bir otomobil için uygun değil. Bu ancak bir motosiklet ya da tekne için uygun olabilir. Döneceği yöne doğru yatması. Normalde otomobiller merkez kaç kuvveti etkisiyle dışa doğru savrulur dönerken. Bu şekilde. Diğer ters yönde bir viraja bakacak olursak gördüğünüz gibi sağa dönerken de sola yatıyor. Tabii bu farkı görebilmemiz için abartı bir değer oldu. Normalde bu kadar yatmasına gerek yok. Eksi bir bu tip bir araba için daha uygun bir değer olacaktır. Başlangıç noktama geri alıyorum. Şu anki haliyle aracım yol boyunca sabit bir hızda hareket edecektir. Bunu bozmak için dummy'nin constant velocity kutucuğundaki checkbox'ı boşaltmam gerekiyor. Evet, buradaki işareti kaldırmış olmam demek yol boyunca aynı hızda kalma, o yolu oluşturan vertexler arasındaki mesafeye göre hızını ayarlamasını sağlıyor. Nasıl bir hız ayarlaması sağlıyor bu? Bütün vertex aralarını eşit zamanda gidiyor. Böylelikle düz olan bir yolda vertexler birbirinden daha uzaktır. Ve burayı birim zamanda gittiği için daha hızlı gidecektir. Ama virajlarda vertexler sıklaşacağı için birbirine daha yakın vertexler olacaktır. Ve yine vertex aralarında aynı hızda aynı zamanda hareket edeceği için yavaşlamak zorunda kalacaktır. O yüzden constant velocity işaretini kaldırıyorum. Gövdeyi bağladıktan sonra tekerlekleri taşıyacak olan dummy'yi yerine alıyorum. Aynı yöntemle tekerleklerin bağlı olduğu ana dummy'yi seçtim. Animation constraint
path constraint yolu belirledim ve tekerlekleri taşıyacak olan dummy yerine geldi. Gövdeyi taşıyacak olan dummy'deki gibi ayarlarımı yapmam gerekiyor. Bunlardan biri follow kutucuydu, yolu takip etmesi için. Diğeri 180 derece döndürmem gereken hareket. Evet, constant velocity, gövdeyle tekerleklerin beraber gitmesi için constant velocity'yi kaldırıyorum. Ancak ben kutucuğunu işaretleyemiyorum çünkü virajlarda tekerlekler sağa ya da sola yatmak zorunda değil. Onlar her zaman yere yapışık bir şekilde, yerle aynı seviyede gidecek. Ön tekerleklerin dönmesinin sebebi yönü belirten hedeflerin yerinde kalması. Onları da yerine aldığım zaman tekerlekler doğru pozisyonu alacaktır. Evet, gördüğünüz gibi direksiyon mekanizması burada. Yine animation constraint, path constraint ile yolu belirleyen dummy'yi de yola bağladım. Diğerlerine yaptığım ayarları buna da yapıyorum. Follow diyerek yolu takip etmesini sağladım. Arkası dönük olduğu için 180 derece çevirdim. Tek bir fark var. Ayrıca benim müdahale etmem gereken direksiyon kutusunun, yani yönü belirleyen hedeflerin daha önde olması gerekiyor. Bunun için Alan Poet bölümündeki yüzdelik dilimi biraz arttırmam gerekiyor. %1, %2. Evet, %2'lik bir avantajla yönü belirten hedefler daha önden gidecek. Böylelikle tekerlekler de onları takip edecek. Bakın şu an tam virajda olduğu için tekerlekler hafif bir açı yapmış durumda. Şöyle bir izleyecek olursak, gördüğünüz gibi aracım yol boyunca gidiyor. Döneceği yöne doğru şeklini alıyor. Yönü belirten kutuda constant velocity işaretli durumda. Onun da işaretini kaldırıyoruz. Şöyle bir kontrolümüzü yapalım tekrar. Bakın gördüğünüz gibi döneceği yöne doğru ön tekerlekler otomatik olarak şeklini almış durumda. Tam tersi yönde dönerken de şu an düzelmiş bir durumda. Biraz daha gerideyken bakacak olursa bu sefer de diğer yöne dönmüş durumda. Evet, başlangıç pozisyonumuzu alıyoruz. Tek eksiğimiz tekerleklerin dönme hareketi. Evet, lokal, bu hareketi lokal pozisyondayken yapmanız gerekiyor. Çünkü araba sürekli yön değiştirdiği için tekerlekler kendi UCS koordinatlarına göre dönme hareketi yapmak zorunda. Track barımı 100. frame'e getirerek AutoK butonumu açıyorum. Ve tekerleğimi 3600 derecelik bir tur attırıyorum. Yani 10 tur atıyor. Bu tip dairesel hareketlerde 360'ın katlarını kullanmamız gerek. Çünkü dönme hareketini yaptığında başlangıç noktasına geri gelirse hareketin devamlılığını sağlayabiliriz. Aksi takdirde yarısında veya ortasında kesilerek farklı bir hareket yapmak isteyebilir. Aynı hareketi arka tekerlek için yapıyorum.
Diğer ön tekerlek. Yine 3600 derece. Evet, pivot noktamızın ortada olmasının avantajı burada kendini gösteriyor. Yine 3600 derece. Evet. Gördüğünüz gibi 100. frame'e kadar tekerleklerimiz 10 tur atacak. 100. frame'den sonra ise dönme işlemini kesecek. Biz bu bir kereye mahsus tanıttığımız dönme hareketinin animasyon boyunca devamlılığını istiyorsak objeyi seçip açtığımız Curve Editör'den Trackbar'ın yanındaki açtığımız Curve Editör'den Controller Out of Range Types diyerek Relative Repeat'i seçmemiz gerek. Normalde constant durumunda olan bu hareketlilik durumu bir kereye mahsustur. Diğer alternatiflerle bu hareketlerin devamlılığını sağlayabiliriz. Bizim için en uygun olan mevcut yapılmış hareketin bittikten sonra tekrar aynı kez yapılması. Yani Relative Repeat. Relative Repeat'i işaretledikten sonra OK dediğimizde 100. frame'e kadar tanıtmış olmamıza rağmen 100. frame'den sonra da aynı hareketi defalarca trackbar boyunca yapacaktır. Evet, gördüğünüz gibi yol daha devam etmesine rağmen tekerlekler dönme işlemini gerçekleştirmekte. Evet, animasyon çubuğumu tekrar başa aldım. Ve animasyonun takibini kolaylaştırmak için sahneye bir tane kamera ekliyorum. Ctrl C'ye basarak bir kamera koydum. Target'ı araca linkliyorum. Ve yine Target'ı Align'la aracın ortasına hizalıyorum. Böylelikle kameranın hedefi her zaman araçla birlikte hareket edecek. Kamera da araç nereye giderse onunla birlikte gidecek. Artık kameranın animasyonda view pozisyonunu kullanabilirim. Şöyle araca biraz üstten bakayım tekerlek hareketlerini görebilmek için. Evet, gördüğünüz gibi araca yaklaştım. AutoKey'i açtım. Trackbar'ı en sona getirdim. Ve kameramı tekrar araca yaklaştırıyorum. Şu şekilde. Aracın benden uzak olduğu noktalarda tekrar AutoKey ile manuel olarak kameramı araca yaklaştırdım. Böylelikle animasyon boyunca hareketleri gözlemlemem daha kolay olacak. Uygun gördüğüm, uzak kaldığım birkaç noktada kameraya tekrar müdahale ediyorum. Evet, farklı açılarda artık aracımızı izleyebiliriz hareket ederken. Trackbar'ımı başa aldım. Ve çalıştırıyorum. Evet, tekerlekler dönüyor. Arabam şu an dışa doğru yatmış bir şekilde. Evet, sola doğru dönen arabanın tekerlekleri de sola doğru. Evet, gördüğünüz gibi düz yolda daha da hızlandı. Sağa döneceği zaman yavaşladı. Araba sola doğru yattı. Sola dönerken tekrar arabam sağa yattı.
ve tekerlekler de arabanın döndüğü yöne doğru yön alıyor. Evet, herhangi bir script ya da plugin kullanmadan tamamen Max'in özelliklerini kullanarak da düzgün bir sürüş keyfini verebilecek ya da ona yaklaşabilecek şekilde bir animasyonu böylelikle hazırlamış olduk. Görünüyor hareketin en belirgin olduğu virajlar. Böylelikle dersimiz burada bitmiş oldu. İzleyenlere teşekkürler. İyi çalışmalar dilerim.